Selamlar sevgili genç kardeşim. Bu sorumuz size öğrencilerin tabiriyle kek soru sınıfında yer alıyor. Hemen bakalım. KLM cisimlerine uygulanan net kuvvetle cisimlerin kazandıkları ivmeler arasındaki kuvvet ivme grafikleri bize verilmiş. Cisimlerin kütleleri arasındaki sıralamayı bulmamız isteniyor. Şimdi hemen bir kuvvet ivme grafiği çiziyorum senin için. Ve şunu da hatırlatalım. Bir cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüyle cismin kazandığı ivme orantılıdır. Dolayısıyla burada bir doğru orantı grafiği elde ederiz her durumda. Ve cismin A ivmesi kazanması için bu cisme uygulanan kuvvetimizin büyüklüğünün F olması gerekiyor. Ve buradaki grafiğin eğimini incelersek ki grafiğin eğimini tanjant alfa ile buluyoruz. Karşı bölü komşu F bölü A. F yerine MA yazdığım zaman bu grafiğin eğiminin değerli arkadaşım kütleye eşit olduğunu görüyorum. Öyleyse kuvvet ivme grafiğinde eğime bakılarak direkt kütleler arasındaki ilişki bulunabilir. Öyleyse KLM için eğimlerin sıralaması bana kütlelerin sıralamasını verecek ve o sıralama KLM şeklindedir ve cevabımız Adana şıkkında. Merhabalar. Bu sorumuzda hava direncinin önemsenmediği bir ortamdaki esnek düzlemde zıplayan çocuğun bu düzlemden ayrıldıktan sonra yukarı doğru çıktığı süre boyunca hızı ve ivmesi hakkında ne söylenebilir diye sormuşuz. Şimdi sevgili arkadaşım o zıplayan çocuğu yanda göstermişiz ve bize ne diyor? Yukarı doğru çıktığı süre boyunca dolayısıyla öncelikle burada hız yönünü değerli kardeşim yukarı doğru gösterdik. Peki çocuğun ivmesi ne? Çocuğun ivmesi Yer çekimi ivmesi, yer çekimi ivmesi de biliyorsunuz aşağı doğru yerin merkezine doğru. Öyleyse hemen burada şunu söyleyebiliriz. Yukarı doğru çıkarken tabii ki ivme yönüne ters yönde hareket ettiği için zamanla yavaşlayacaktır. Evet, hızı azalır. Ve devam edelim. İvme noktasında yer çekimi ivmesi sabit kalacak. Onun için de değişmez diyeceğiz. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkında olacak. Merhabalar. Bu sorumuzda yatay tahta zeminler üzerinde duran hem kütleli özdeş KLM kutuları 1 2 3'teki gibi 3F2F ve F büyüklüğündeki yatay kuvvetlerle itiliyorlarmış. Bu kutulardan hiçbir hareket edemediğine göre tahta zemin ile kutular arasındaki statik sürtünme katsayıları arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Şimdi değerli arkadaşım hemen sorumuza geçelim ve burada bize ne demişti? Hareket etmediğine göre demişti hareket gerçekleşmediğine göre sevgili arkadaşım Burada Cisimler üzerinde net kuvvetin 0 olması gerektiğini Tabii ki biliyoruz Öyleyse K cismini etki eden Sürtünme kuvveti net kuvveti sıfırlamak adına 3F büyüklüğünde bir değer alacaktır FL 2F FM ise F büyüklüğünde değer alacak dolayısıyla buradaki sıralamamız KLM'dir ve bu sıralamayı da Adana şıkkında görüyoruz. Ve burada bir parantez açmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız şu noktada yanılmış olabilirler. Sürtünme kuvveti Fc eşittir. K çarpı ne? İyi güzel hocam da e buradaki n'ler aynı. Mg kadar. Ancak bu bize sürtünme kuvvetinin alabileceği en büyük değeri veriyor. Her zaman Sürtünme kuvvetinin aldığı değere eşit değildir. Bakın eğer bir sistem hareketsizse üzerine etkeden net kuvvet kadar bir sürtünmeye sahip olacaktır. Merhabalar, şekildeki sürtünmeli yatay kalemle yolu boyunca yola paralel sabit F kuvveti etkisiyle K noktasından harekete geçen X cismi M noktasında duruyor. Buna göre yolun K, L, L M bölümlerinde cismi etkeden sürtünme kuvveti ve F kuvvetinin arasındaki büyüklük ilişkisini... Bulmamız isteniyor değerli gençler hemen başlayalım oldukça da kolay bir soru bakın şimdi burada k aralığında bu cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü FKL diyelim. Durgun halden harekete geçti mi? Geçti. O zaman bitti. F büyüktür FKL. Hemen gelelim l aralığındaki duruma bakalım. Yine aynı x cismi F kuvvet uygulanmaya devam ediyor ama bu aralıkta cisme etki eden sürtünme kuvveti FLM. Ve bu aralıkta M noktasında durduğuna göre demek ki yavaşlamış ve durmuş. Öyleyse F, L, de neyden büyük olacak? F'den büyük olacak. Öyleyse sıralamamız F, L, -M büyüktür F. O da büyüktür. F, -K -L olacak ve onu da Ceyhan şıkkında görüyorum. Merhabalar sevgili genç arkadaşım. Hemen sorumuzun değerlendirmesine başlayalım. Şekildeki gibi iple birbirine bağlı x, cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde Düzleme paralel sabit F kuvvetinin etkisinde hareket ederken ip kopuyormuş. Peki ip koptuktan sonraki süreçte F kuvveti değişmediğine göre X, Y'nin hızlarının büyüklükleri için ne söylenebilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu sistem içerisinde sürtünmenin olmadığını tekrar hatırlatalım. Ve sistem harekete geçti. Her iki cisim de ivmelenerek hareket ederken ip bir anda koptu. Peki bu aşamadan sonra sürtünme de olmadığına göre Burada görmüş olduğunuz x cismini etki eden bir net kuvvet olacak mı? Tabii ki olmayacak. Peki net kuvvet olmadığı için bu cismin ivmesinin sıfır olduğunu ve başlangıçta bir ilk hızı olduğu için bu cismin sabit hızlı hareketine devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla x'in hızı zamanla değişmeyecektir. Ancak y'ye baktığımız zaman y için bir net kuvvet söz konusu bu sistemde. O da ne? F. F eşittir M çarpı A. Dolayısıyla buradaki F kuvvet büyüklüğünce bir ivmeye sahip olacak. Ve zamanla hızı artacak. İşte bu kadar kolay. Deniz şıkkında cevabımız. Merhabalar herkese. Bu soruda sürtünmeli yatay düzlem üzerinde özdeş kuvvetlerin etkisini hareket eden KL cisimlerine ait hız zaman grafikleri verilmiş. K cisminin kütlesi üzerine etkeden sürtünme kuvveti. Aynı şekilde L cisminin kütlesi ve üzerine etkilenen sürtünme kuvvetli büyüklükler arasındaki ilişkiyi tespit etmemiz isteniyor. Değerli arkadaşım öncelikle hız zaman grafiğinde yorumlamalarım da işe koyulacağım. L'nin hızının zamanla değişmediğini gözlemliyorum. K'nın ise zamanla hızlandığını görüyorum. Öyleyse K'nın değerlendirmesiyle başlamak istiyorum. K'da hızlanma gerçekleştiğine göre yatay düzlem üzerinde K'ya etki eden kuvvetimiz F. Sürtünme kuvvetimizi soru zaten FK olarak tanımlamıştı. Buradan hızlanan hareket söz konusuysa F kuvvetinin FK'dan büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hemen gelelim L'ye. L'de sabit hızlı bir hareket söz konusuydu. Öyleyse bu cisim sabit hızlı hareket gerçekleştiriyorsa... F kuvveti ve bu cisme etki eden sürtünme kuvveti F ile birbirine eşit büyüklükte olacak. Ve değerli kardeşim öyleyse ben buradan L sürtünme kuvvetinin K sürtünme kuvvetinden büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve ayrıca bize ne demişti? Düzlemler ile cisimler arasındaki sürtünme kat sayıları birbirine her iki durumda eşit demişti. Öyleyse sürtünme kuvvetini K çarpı MG olarak yazabiliyorduk hatırlıyorsan m l çarpı g büyüktür. k çarpı m k çarpı g dedik ve buradan g'ler ve k'lar öldü. L'nin kütlesinin k'nınkinden büyük olduğunu görüyorum. Öyleyse hem sürtünmelerde hem de kütlelerde LK'dan büyük olacak. Bunu da E seçeneğinde gördük. Selamlar sevgili arkadaşım ben Alper Emrah Gümüş ve istersen şimdi vakit kaybetmeden sorumuzun çözümüne başlayalım. Günlük hayatta karşılaşılan bazı kuvvetlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur deniyor. Bir hareket halindeki bir otomobile doğru uçan arının otomobilin camına çarp ve olayında cam arıya arının camı uyguladığından daha büyük bir kuvvet uygular deniliyor. Değerli arkadaşım şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Etki tepki olaylarında her etkiye karşı eşit büyüklükte bir tepki kuvveti söz konusudur. Bu durum cisimlerden birinin veya ikisinin deforme olmasıyla değişmez. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Buradaki etki tepki kuvvetleri birbirine eşit olmalıydı. Hemen birinin üstünü çizdik ve geçelim 2. Bir balyozla yere kazık çakılması olayında balyozun kazığa ve kazığın balyoza uyguladığı kuvvetler birbirine eşittir denilmiş. Şimdi bakın balyoz kazığa F kuvveti uyguluyorsa Kazık da balyoza yine F büyüklüğünde bir kuvvetle tepki gösteriyor. Ve burada dikkatli okumazsanız hemen buna ne diyeceksiniz? Artı diyeceksiniz, eşit diyeceksiniz. Ama lütfen dikkat. Bakın özellikle bu etki tepki olayında bunlar sıklıkla sorulan kavramlar. Kuvvetler birbirine eşit değil. Kuvvetler birbiriyle eşit büyüklükte. Çünkü etki kuvveti tepki kuvvetinin yönü her zaman birbirine zıt. Evet dolayısıyla bu da yanlış. Hemen bakalım üçe. Masa üzerinde dengede duran bir vazonun ağırlığıyla masanın vazoya uyguladığı tepki kuvveti eşit büyüklüktedir. İşte bu kadar. Vazo aşağı doğru G kadar bir ağırlık uyguluyor. Masada vazoya F büyüklüğünde bir tepki kuvveti gösteriyor ve bunlar birbirine eşit. F ile G birbirine özür dilerim eşit değil eşit büyüklükte. Dolayısıyla bu ifademiz doğru ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Merhabalar sevgili genç arkadaşım. Bakalım bu sorumuzda neler var? Yatay düzlem üzerinde bulunan özdeş. KLM cisimlerine ait zaman grafikleri şekildeki gibidir deniyor. Peki devam edelim. KLM cisimlerine 0 T zaman aralığında etkiyen net kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi de bizden bulmamız isteniyor. Hemen hız zaman grafiğini değerlendirerek başlamak istiyorum. Ve bu grafiğin eğimi biliyorsunuz bana neyi veriyordu? İvmeyi veriyordu. Öyleyse buradaki KLM cisimlerin ivmeleri arasındaki ilişkide ne diyeceğim? Eğimi en büyük olan nedir? M'dir. Dolayısıyla M'nin ivmesi büyük. Sonra L'nin ivmesi büyük. Ve en son kan nüvmesi zaten değerli arkadaşım eğimi sıfır olduğu için ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Süper. İğmeleri bulduk. Ve bizden net kuvvetler arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. O da çok kolay. Bakın oldukça basit bir soru. F ne de eşittir? M çarpı A diyorum. Ve dikkat ederseniz burada bize ne demişti? Özdeş cisimler demişti. Dolayısıyla kütle niceliklerimiz birbirine eşit her üç cisim için. Öyleyse İvmenin sıralamasıyla net kuvvetlerin sıralaması aynı şekilde olacak. İvmesi büyük olanın net kuvveti de ne olacak? Daha büyük olacak. Öyleyse MLK şeklinde ivmeleri sıralamıştık. Aynı şekilde yani MLK olarak Edirne şıkkında ne yapıyoruz? Buradaki net kuvvetleri sıralıyoruz ve cevabımız Edirne oluyor. Selamlar sevgili genç kardeşim. Bu sorumuzda doğrusal yolda hareket eden bir arabaya ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir deniyor. Buna göre arabanın tabanlandığı kütleli sarkaç hangi kuvvetlerin etkisindedir diye bizlere sorulmuş. Öncelikle şöyle bir değerlendirme yapalım. Konum zaman grafiği görüyoruz ve biliyorsunuz konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyor? Hızı veriyor. Öyleyse bakın Eğime baktığım zaman eğimin zamanla değişmemiş olduğunu gözlemliyorum. Öyleyse bu grafik için eğimin sabit olması hızın sabit olması demektir. Dolayısıyla hareketli sabit hızlı hareketine zamanla devam etmektedir. Peki bu aracın hızının sabit olduğunu öğrendikten sonra hemen devam edelim. Biliyorsunuz ne ifade edilmişti bize? Arabanın içerisinde bir sarkaç var denilmişti. Ve <laughs> diyelim ki araba sağ tarafa doğru sabit hızlı hareketini sürdürmektedir. Ve buradaki sarkaç bu durumda herhangi bir eylemsizlik etkisine maruz kalmayacaktır. Çünkü sabit hızlı ne demek? Hızı zamanla değişmiyor demek. Öyleyse ivmede nedir? Sıfırdır. Böyle bir durumda karşımıza eylemsizlik etkisi çıkmaz. Öyleyse buradaki bu cisim iki tane kuvvet etkisinde bir tanesi ağırlık bir tanesi ise cismi yukarı doğru çeken ip gelmesi. Ve değerli arkadaşım burada hangi şıkta bunu buluyoruz? Bu şıkkına bakın dikkat edin. Yer çekimi kuvveti ve ipteki gelme kuvveti etkisinde olup düşey konumda dengededir demiş ve cevabımız dolayısıyla Bursa seçeneğinde olacak.